Herkese merhaba. Sosyal bir yer VIP kanalına hoş geldiniz. Bugün 7. sınıflarda yeni bir üniteye geçiyoruz. İnsanlar, yerler ve çevreler. Bakalım hep birlikte sorulara göz atalım. Birinci soru. Buna göre bu bölgenin yerleşim yeri olarak seçilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Ceyhan ve Seyhan nehirlerinin taşıdığı önemli ve verimli topraklar üzerindeki Çukurova bölgesi, tarihin eski dönemlerinden beri yerleşim yeri olarak kullanılmakta. Evet. Yeraltı kaynakları bakımından zengin olması hayır. Ulaşım imkanlarının gelişmiş olması hayır. Tarımsal faaliyetlere elverişli olması. Parçada ne yazıyordu? Verimli topraklar. O yüzden cevabımız Ceyhan olacak. İklimin insan yaşamına uygun olması hayır. Evet, ikinci soruyla devam ediyoruz. Tablodaki 1 ve 2 numaralı yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir diyor. Bakalım doğal ve beşeri faktörler yerleşim yeri tercihlerinde. Doğal faktörler, iklim, yeryüzü şekilleri, bitki örtüsü. Hangisi olabilir? Bakalım. Turizm doğal bir faktör değildir. Yapay. A şıkkı gitti. Su kaynakları olabilir. Ticaret, beşeri faktördür. C de gitti. Eğitim de beşeri faktör. O da gitti. Bakalım ikinci. Beşeri faktörler, tarım, sanayi, ulaşım, su kaynakları. Hayır. Doğal bu. Evet, ticaret olabilir. Kara ve denizlerin verimli terimi. O yüzden cevabımız Bursa seçeneği olacak. Bir olan yere su kaynakları, iki olan yere ticaret gelecek. Evet, üçüncü soruyla devam ediyoruz. Bir nüfus piramidi var. Kadın ve erkeklerden oluşan. Evet, nüfus piramidine bakılarak hangisi söylenemez diyor. Kadın ve erkek nüfus birbirine yakındır diyor. Evet, bakalım kadın ve erkek nüfusu birbirine yakın mı? Olabilir. Nüfusun çoğunluğu 45 yaşın altındadır. 45 yaş altı şurası nüfusun çoğunluğu. Evet, yani şu çizginin altında kalan kısım fazla olduğu için buna söylenilir. Yaşlı nüfus oranı fazladır diyor. Yaşlı nüfus oranı 65 yaş ve üstü çok söylenemez. Çünkü bakın 65 yaş ve üstünde çok fazla bir nüfus yok şu bölüm. Doğum oranı yüksektir diyor. Evet, doğum oranı yüksek. Kadın nüfus oranına baktığımız zaman şöyle tek tek, evet, yakın diyebiliriz. O yüzden cevabımız ne olacak? Üçüncü sorunun cevabı yaşlı nüfus oranı fazladır diyor. Hayır, göstermiştik 65 yaş üstü az. Evet, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki verilen tabloya göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Evet, bölge adı Marmara, nüfus ve yüz ölçümleri verilmiş. Neydi? Nüfus belli bir alanda yaşayan insan sayısı belli bir dönem aralığında. Yüz ölçümü ise dünya üzerindeki kapladığı alan o bölgenin. Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğu demiş. Nüfusun yüz ölçümüne bölünmesiyle nüfus yoğunluğu oluşur. Bunu etkileyen faktörler var. Ya nüfus fazla olacak, nüfusun azlığına ve çokluğuna göre ya da yüz ölçümünün dar veya geniş olmasına göre nüfus yoğunluğu değişebilir. Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğu Karadeniz bölgesinden daha fazladır. Evet, Marmara bölgesinin nüfusu 23,5 milyon. Yüz ölçüm tabii ki düşük, daha az. Dar bir alana sahip. Karadeniz'e bakalım. Karadeniz'de nüfus az sayılır ve yüz ölçümü geniş. O yüzden baktığımız zaman Marmara bölgesinin nüfus yoğunluğu Karadeniz bölgesinden daha fazladır. Çünkü Marmara bölgesinin alanı dar ve nüfus daha fazla. Bu nüfus yoğunluğunu artıran bir unsurdur. A doğru. Yüz ölçümü en büyük olan bölge Doğu Anadolu bölgesinin nüfus miktarı en azdır diyor. Bakalım. Yüz ölçümü en büyük olan Doğu Anadolu'dur. Nüfus en az. Doğru. O yüzden B seçeneği de doğru. Yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge diyor. Bakalım yüz ölçümüne göre nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge. Nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu bölgesi olamaz. Çünkü az önce açıklarken Marmara bölgesinden yüz ölçüm dar olduğu için nüfus yoğunluğu nüfusun fazla olmasıyla nüfus yoğunluğu yoğundur. O yüzden Marmara bölgesi olacak.
cevabımız yanlış olan Ceyhan seçeneği olacak. D şıkkını da inceleyeceğiz. Evet, yüz ölçümü en küçük olan bölge. Yüz ölçümü en küçük olan bölge. Evet, baktığımız zaman Güneydoğu Anadolu. Doğru, buna da ulaşılır. Evet, diğer bir soruyla devam ediyoruz. Nüfusun yeryüzüne dağılışında aşağıdakilerden hangisi daha az etkilidir? İklim etkilidir. Bitki örtüsü etkilidir. Sanayi faktörleri etkilidir. Doğal ve beşeri faktörler. Ancak yüz ölçümü, yani şehrin ne kadar geniş olduğu, dar olduğuyla çok ilgilenmeyiz. Bu yüzden daha az etkili olan unsur yüz ölçümü olarak karşımıza çıkacak. Evet, altıncı soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi İzmir'in nüfusunun artışında önemli olan faktörlerden biri değildir? İzmir, Türkiye'de nüfusu en kalabalık olan 3. büyük ilidir. Tarihi bir şehir olan İzmir, demir ve karayolu ağı ile iç bölgelere bağlıdır. İzmir Limanı, ülkemizin İstanbul'dan sonraki 2. büyük limanı olup dış ticaretimizde çok önemli bir yeri vardır. İzmir'i turizm, kültür, ticaret ve sanayi özellikleri nüfusunun hızla artmasını sağlamıştır. Evet, nüfusun artışında etkili olan faktörlerden değildir gibi. Ulaşım gelişmiştir dedik, az önce sıklıkla bahsettik bundan. Ticaret gelişmiştir, evet, ulaşım ağı geniş olunca. Sanayinin geliş olması, evet. Ancak burada madenle alakalı bir ifadeye yer vermedik. O yüzden cevabımız Denizli olur. Evet, altıncı soru Denizli dedik. Yedinci soruyla devam ediyoruz. Buna göre aşağıdaki nüfus ve yaş durumunu gösteren grafiklerden hangisi gelişmiş bir ülkeye aittir? Evet, bakalım. Gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı düşük olduğundan yaşlı nüfus oranı fazla, genç nüfus oranı azdır. Yani 65 yaş üstü fazla olacak. Şöyle baktığımız zaman 65 yaş üstü en fazla A seçeneğinde ve genç oranı en az olacak. Evet, şöyle bakıyoruz. Genç oranı 0-14, yaş grubu kırmızı grafiğe baktığımız zaman kırmızı en az A seçeneği oluyor. Yani yaşlı nüfusun en fazla olduğu ve genç nüfusun en az olduğu. O yüzden cevabımız Adana olacak. Evet, 8. soruyla devam ediyoruz. Türkiye nüfusunun iş kollarına göre dağılımının verildiği grafiklere göre hangisi söylenemez diyor. Evet, hizmet, sanayi ve tarım faktörleri var. Şöyle incelediğimiz zaman 1927'de Cumhuriyet'in ilk yıllarında tarımla uğraşan nüfus yoğunluğu fazlayken 2010'lu yıllara baktığımızda %25'lere düşüyor. Sanayi yine %25'lerde bir artış var. Hizmet sektörü %49. Evet, bakalım. 1927 yılında nüfusun büyük çoğunluğu tarım sektöründe çalışmıştır. Şöyle baktığımız zaman nüfusun büyük yoğunluğu tarım sektöründe çalışıyor. Doğru. 1927 ve 2010 yılları arasında Türkiye'nin sanayisi gelişme göstermiştir. Evet, sanayi oranına baktığımız zaman gelişme gösterdiğini görebiliyoruz. Evet, C seçeneğine bakacak olursak sanayide çalışan nüfus oranı verilen yıllar arasında sürekli artmıştır diyor. 1927'de %6 iken 1980 yılında %12, 2010 yılında %26'ları bulmuş sanayiyle uğraşan nüfus oranı. D seçeneğine bakıyoruz. 1927 ve 2010 yılları arasında tarımda çalışan nüfus oranı sürekli artmıştır. Tarım oranı çizgili olandı. Bakıyoruz %89'dan %26'ya düşmüş ve 2010'da %25'e düşmüş. O zaman sürekli artış olduğundan bahsedemeyiz. Cevabımız Denizli seçeneği. 9. soruyla devam ediyoruz. Antalya'da nüfus yoğunluğunun fazla olmasında gibi faktörlerden hangileri etkili olmuş? Antalya'da nüfus yoğunluğunu artıran unsurlar başta turizm gelir, evet. Daha sonra tarımsal faaliyetler, evet. Özellikle seracılık faaliyetleri çok yaygın. Madencilik, hayır, madencilikten bahsedemeyiz. O yüzden 1, 2, 3. Çok pardon. Turizm ve tarımsal faaliyetler olacak. O yüzden 1 ve 2'yi alacağız. Evet, 10. soruyla devam ediyoruz. Türkiye'nin kır ve kent nüfus oranlarını gösterildiği grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Kent nüfus oranı kırmızıyla gösterilmiş.
kır nüfusu mavi ile gösterilmiş. 1965 yılında kent nüfusunun az olmasında yurt dışına yapılan göçler etkili olmuştur diyor. Evet. Grafikten bunu ne çıkaramayız. 1927 yılından 2010 yılına kadar kent nüfusu sürekli artmıştır. Bakalım. 1927 yılında %24 olan kent nüfusu 65'te %35'lere, 2010'da %76'lara çıkmış. O yüzden cevabımız bu olacaktır. Diğer seçenekleri de inceleyelim. Emin olmak adına. 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır diyor. Evet, kent nüfusu oldukça az. Kır nüfusu daha fazla. 2010 yılında ülke nüfusu 1965 yılı ülke nüfusundan daha azdır. Bunu çıkartamayız. Evet, az önce C seçeneğinde galiba yanlış yorumladım. 1927 yılında kent nüfusu kır nüfusundan fazladır diyor. Hayır, az olacak. O yüzden cevap B seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, 11. soruya bakıyoruz. Yukarıda 4 bölgeye ait nüfus artış hızı ve doğum artış oranları verilmiştir. Buna göre hangi bölge dışarıya daha çok göç vermektedir? Dışarıya göç vermek için nüfus doğurganlık oranı yüksek olacak, ancak nüfus artış hızı ondan daha az olacak. Bakalım. Doğurganlık oranı fazla olacak. Yani beyaz olan. Nüfus artış hızı ise doğurganlık oranından az olacak. O zaman şöyle seçeneklere baktığımızda üçüncü seçenek bize uyuyor. Doğurganlık oranı fazla, nüfus artış hızı daha düşük. O zaman şu aradaki fark dışarıya göç etmiştir. Cevabımız Ceyhan seçeneği olacak. 12. ve son soruyla devam edelim. Şirin'in yaşadığı yerin seyrek nüfuslu olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Şirin'in yaşadığı yerde yüksek ve engebeli alanlar çoğunlukta olduğu için ekonomik faaliyetler kısıtlı olarak yapılabilmektedir. Bu nedenle Şirin'in yaşadığı yerin nüfusu seyrektir. Yüksek ve engebeli alanlar diyor. Yüksek ve engebeli alanlar seçenekler arasında yer şekilleri olarak karşımıza çıkar. O yüzden cevabımız Adana olacak. Evet gençler, bu tarz videoların devamı için takipte kalınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.